okuyuma başlıyorum. Yok o kadar. Anasız Anadolu. Başlığıyla. Karşınızda. Periskop'tan yaptığım bu yayın. Sunlu'da kaydediliyor. Ve daha sonra YouTube'a koyacağım bugün. Bugün erken karşınıza çıktım. Biliyorsunuz Erdoğan'ın Ayasofya popülizmiyle karşı karşıyayız. Muharrem İnce de seçerdesini sermiş, dışarıda oturuyor. Herkes gerçekleri görüyor. Nereye gittiğimiz konusunda ciddi yayınlar da yapılıyor. Fakat iktidarın darbesi, Erdoğan'ın bir darbesiyle karşı karşıyayız. Bu darbe daha büyük bir darbenin habercisi. Erdoğan, CHP'liler dahil bütün muhalifleri hapse doldurmaya hazırlanıyor. Yine hapishaneler yapılıyor. Bunları ciddiye almıyorlar. Pekala, ben size bugün Erdoğan'ın aldığı iki tane önemli yasağı gündeme getireyim. Yani Kuzey Kore olduk artık. Ayasofya'yı açsan ne yazar, açmasan ne yazar? Hazreti Meryem'in resmi kapatıldı. Analar ağlıyor. Meryem anamız kainatta peygamberimizin ruhundan sonra yaratılan ikinci ruhtur. Sen peygamberimizi kapatıyorsun, Hazreti Meryem'i kapatıyorsun, sonra da Ayasofya'yı cami yapıyorsun. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan önce, yani onlar bedenen, cismen yaratılmıştı. Ruhen, İbn-i Arabi'ye göre ve pek çok İslam alimine göre Hazreti Meryem ikinci yaratılan ruhtur, kadın olarak. Hazreti Meryem'siz Ayasofya, anasız Anadolu'ya benzer. Kadınsız dünya şefkatsiz, merhametsiz ve zalimdir. Sosyal medya yasası komiteden dün geçti. Bugün de herhalde yasalaşacak. Eğer meclis olmayan meclisten geçerse son tweetlerimizi yazdık. Son yayınlarımızı yapıyoruz. Kuzey Kore olacağı kesin. Bu ne demek? Erdoğan'ın gerçekleriyle sivil ölümü yaşayacaksınız demek. Kuzey Kore'de böyle. Çin'de, Rusya'da, yani İran'da sansür noktasında zirve. Ağ sağlayıcısı 1 milyona ulaşmış Twitter gibi, Facebook gibi tepsicilik açacak. Erdoğan'ın sevmediği bir muhalif hükümetin yanlışlarını dile getirdiği zaman, 15 Temmuz gerçeklerini dile getirdiği zaman, 17-25 Aralık hırsızlıklarını gündeme getirdiği zaman hemen diyecekler ki kapat. 48 saat süre verecekler. Daha önce bunu TİP denilen bir kurum yapıyordu. Bunu daha sonra MİT'e aktarmışlardı. MİT takip ediyordu. Ve mahkemeler mahkeme kararı olmadan, hakim kararı olmadan bizim e-mailimize kaldır diye e-mail atıyordu. Artık bunu da yapmıyorlar. Gerek de duymuyorlar. Hakim kararına da ihtiyaçları yok. TİP'e de, MİT'e de ihtiyaçları yok. Direkt saraydan Erdoğan'ın tayin ettiği bir vatandaş bu kurumlara, temsilcilerine diyecek ki 48 saat içinde kaldır. Kaldırmazsa 5 milyondan başlıyor ceza. O kuruma kesilecek ceza. Twitter veya Facebook, YouTube. Sonra 10 milyon. Sonra 30 milyon. Yani bir tane tweetten dolayı 30 milyon lira ceza alacak Twitter, Facebook veya YouTube elbette bunları kaldıracak. Dolayısıyla 48 saat geçmeden yapılan yayın ortadan kaldırılacak. İçeriği bozulacak, tahrif edilecek, silinecek. Böyle bir sansür sadece diktatörlükle, krallıkla yönetilen ülkelerde var. Türkiye nereye gidiyor? Ekonominin uçup kaçtığını ütürecekler. Devalüasyon oldu ülkemizde. Yani şu demek, Türk lirası artık eskiye göre 4 kat aşağı değersiz hale geldi. 2 kat değil, 4 kat. Bu da enflasyonun %80'in üstünde olduğunu gösteriyor. Geçen seneye göre. Bu durumda şu anlama geliyor. 4 defa bir sene içinde fakirlediniz. Ve gittikçe fakirlemeye devam ediyorsunuz.
Ayasofya'da namaz kılmak güzel mi? Yani bu popülizmle Erdoğan FETÖ jargonuyla bu noktaya geldi. Olu TV buna destek veriyor. Cihat Yalcı'yla Sözcü Gazetesi yazarı Aytun Erkin röportaj yapmış ve FETÖ metrenin güzelliklerini anlatıyor. Nasıl icat ettiniz? Çok büyük bir mücitsiniz. Harika falan. Oda TV ile Sözcü Gazetesi Erdoğan'a destek veriyor. Bu MİT, Erdoğan soykırım, faşizm rejimine destek veriyor. Bu kadar gerizekalı da sorulmuyor. Yani Hitler'in kriterleriyle nasıl övünüyorlar, nasıl savunuyorlar? Gerçekten Oda TV'cileri, Sözcü Gazetesi'ni anlamak mümkün değil. Erdoğan'ın mahkemeleri Hitler, Stalin, Mao seviyesine ulaştı. Saraydan 3-5 kişi, suçlanan 630 bin kişinin talihine karar veriyor. Ve suç gerekçesi artık erişime kapatılacakmış. Erdoğan talimat vermiş, tek adam, hatta silin demiş. Hakimleri ve savcıları kurtaralım. Yani hangi hakimin, hangi savcının haksız, adaletsiz karar verdiğini, suç cezası kestiğini sadece mağdur bilecek. İçerik yok. Silinecek, gizlenecek. 12 Eylül darbesinde bile bir hukuk vardı. İnsanlar temize gitti, mahkemeye verdi. Yıllarca mücadele etti ve hakkını aldı. Erdoğan'ın hukuk darbesi budur. Ve artık hiçbir adalet zerre miktar kalmamıştır. Mehmet Efe Çaman hocam zaten bir makarayla tiye aldı, parodi gibi. Yani Levent Kırca'nın parodileri çoktan geçti ülke. Dünya tarihinde suçlanan sanık bir ilkle daha tanışıyor. Sulh mahkemeleri erişime kapatılıyor, içeriği siliniyor. Bunun adına krallık, padişahlık denir. Hukukçulara yorum yapacak bir yer bile, minnacık bir yer bile bırakmadı. Böyle bir saçmalık şu anlama geliyor. Size idam cezası kestiler, müebbet kestiler. İdam cezası yok diyorsunuz ama var. Kaç sene hapis kestiler, tazminat cezası kestiler. Neden kestiler? Hukuki gerekçesini okuyamayacaksınız. Avukatınız alamayacak, siz de ulaşamayacaksınız. Rüşvetle bile alamayacaksınız. Silinecek çünkü. Neden olduğunu öğrenemeyeceksiniz. Yani öleceksiniz, niye öldüğünüzü bilmeyeceksiniz. Hadislerin belirttiği gerçek oldu. Niye öldüğünüzü bilmiyorsunuz. Öbür tarafta öğreneceksiniz. Sizi niye öldürmüş Erdoğan? Böyle bir karar. Erdoğan Hitler'den daha beter demiştim. Mahkemelerin gerekçeleri açıklamama ve silme kararı alması artık temiz istinaf mahkemeleri tiyatrosunu da sona erdirdi. Sanık gerekçeyi görmeden, bilmeden neye itiraz edecek ki? Yani bunun önünü tıkıyor. Türkiye'de artık meclis kalmadığı gibi mahkemeler de tamamen tedavülden kaldırılmış durumda. Erdoğan Ayasofya'yı cami yapmanın faturasını çok ağır kesti. Resmen halk özgürlüğüne çifte darbe ile uyandı bugün. 24 Temmuz Lozan Anlaşması'nın yıl dönümü büyük bir felaket günü olarak Erdoğan size tattırdı. Yani Ayasofya'nın açıldığı günü unutmayın. Bugün sizin Kuzey Kore olduğunuz gün. Artık bizi belki okuyamayacaksınız, belki dinleyemeyeceksiniz. Mahkemelerde size kesilen cezaların neden kesildiğini öğrenemeyeceksiniz. Böyle bir gün. Yani ceza kesilenler, avukatlar bile gerekçeye ulaşamazsa sosyal medyaya takılan kelepçeyle sosyal medyadan da ne olduğunu yazacak, size anlatacak kimse de kalmayınca, erişime kapatılınca, silinince, çünkü ağır cezalar kesilmiş, bu kurumlar, sosyal medya ağ sağlayıcıları riski göze almaz. Ya ofisini kapatır, ya ülkeyi tamamen terk eder veyahut da Erdoğan'a bir eder, Erdoğan'ın arzu ettiği bir Kuzey Kore haberleri izlersiniz. Kim Jong ne yapıyor mesela? Dünya şampiyonasına katılıyor Kuzey Kore milli takımı. Elemelerde kaybediyor ve Asya grubunda eleniyor. Ama bunu söylemiyorlar. Geçti, elemeleri geçti. Dünya kupasına, futbol şampiyonasına gitti diyorlar.
Sonra futbol şampiyonasında gruplara düşüyor. Brezilya ve Almanya ile aynı gruba düşüyor ve Brezilya'yı yeniyor. Finalde yeniyor ve Dünya Kupası'nı Kuzey Kore'ye getiriyor. Futbolcuları da televizyonda madalya takıyor Kim Jong. Brezilya'yı yendikleri için. Bu olmuş bir hadise. Yani bu kadar açık bir şekilde alay edecek. Bunca yıldır zaten ahmak keriz yerine koyuyor Perinçekçiler, Erdoğancılar Türkiye ile alay ediyorlar. Bunu haber yapanlar vardı. Bu aptallığı, bu salaklığı, milleti aptal yerine koymayı. Şimdi artık muhalif de olmadığı için İsmet İnönü demiş. Şu muhalif de nerede olmasa ülkeyi gül gibi yönetirdim devrine geçiyor. Bu utanmaz Hitler kriterleri, FETÖ mesleği reklam yapan Cihat Yaycı ve Aytun Erkin'i iyi tanıyın Sözcü Gazetesi'nden. Bunlar tam Gladio elemanı, Kripto, Oda TV'de yayınlandı. Bunu yayınlayan yayın organı Oda TV, gerizekalının önde gideni, mülakatı veren Cihat Yaycı, bu Gladio rejiminde Hitler'in Himmler'i, Eymen'i gibi alınacak. Sözcü yazarı bu denli zeka zürüsü olduğu için Hitler'in gazetesi olarak tarihe geçti. FETÖ-METÖ dediğiniz ahmaklığı cihanda en ilkel kabileye götürseniz sizi şişe oturturlar. Yani sizi kazanda kaynatır yerler. O ilkel kabile. İsterseniz deneyin. Bir gidin aborjin kabilesine. Böyle bir FETÖ-METÖ kriteri yaptık. Ne diyorsunuz diye sorun. Sizi canlı canlı kazandığı kaynatır, pişirir yerler. Hayvan derler. Böyle hayvanlık mı olur derler. Yani Nazilerden beter bir durumdalar. Çok ağır para cezaları konmuş sosyal medyaya. Bu düzenlemeler de artık bir daha gerçek haberle tanışamayacaksınız. Ömer Faruk Gergerlioğlu artık Fransızca'da yazmaya başlamış. İngilizce az geliyor galiba. O duyurdu. Sulh ceza mahkemelerinin erişim yasağı getirmesi son derece sıkıntılı. Sadece erişim değil, içerik de silinebilecek diye dün konuşma yaptı mecliste. 37 bin kişi dinlemiş zaten. Yani aslında bunun böyle olduğunu dün duyurmuş oldu. Bu arada Bingöl'de keçilerin katledilmesi için de ihale açmış AKP'liler. Keçileri de öldürecekler. Yani ne kadar hayvan varsa, yabani hayvan, para eden, sadece Ayasofya rantı değil, dağ keçilerine kadar düştüler. Bu kadar düşmüş bir yönetim nasıl desteklenir anlamak mümkün değil. Amerika'da National Security yayın organları var. Amerikalı gazeteciler Amerika'ya iltica etmiş, Türk generallerle röportajlar yapmaya başladılar. İkinci defa bir Türk general ile, Mustafa Uğurlu ile röportaj yapıyorlar. Ve bu sefer çok daha ciddi bir şekilde dile getirmişler. Adam diyor ki, bu amiral, Türk ordusunda, NATO ordusunda saklayamayacakları kadar darbeciler çok hata yaptılar. NATO şokta. Yani çok impresif bir mülakat. Tom Bowman tarafından Mustafa Uğurlu'nun Türk donanmasında General Van NATO ordusunda eğitim kampındayken Norfolk'ta Amerika'dayken yani 5000 kilometre Türkiye'den uzaktayken 15 Temmuz'u yaşıyor ve Türkiye'ye dönemiyor. Kendisi şunu söylüyor. 15 Temmuz Hulusi Akar'ın planlayıp organize ettiği bir kanlı eylemdir. Bu darbeden ziyade Hulusi Akar'ın bir Erdoğan'la ortak bir şekilde Hakan Fidan'la organize ettiği bir istihbarat operasyonudur. NATO ile alakası yoktur. Mustafa Zeki Uğurlu NPR National Report'a vermiş olduğu röportaj her ne kadar güvenliğim tehdit altında olsa da aklımız her zaman Türkiye'deki arkadaşlarımız ve onların ailelerinde. Sistematik işkencenin devam ediyor olması en büyük endişemiz diyor. Türkiye'de işkence devam ediyor. Hem de general ailelerine, asker ailelerine yönelik susturmaya çalışıyorlar.
Washington Büyükelçiliğine bu Amerika'nın önemli güvenlik dergisi sormuş. Ne diyorsunuz diye. Büyükelçilik, Washington DC'deki Türk Büyükelçiliği demiş ki kendisi hakkında yakalama kararımız var. Madem darbeyle ilgisi yok, niye Türkiye'ye dönmedi? Demiş. Sen 9000 kilometre uzaktaki bir amirale utanmadan darbeyle suçla, sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri ile bağı kalmayan birine dön diye talimat vermeye kalk. Yani böyle bir kibir var karşımızda. Erdoğan rejiminin ne kadar ahlaksız, edepsiz olduğunu Tom Baum'un bu mülakatta Uğurlu'ya anlattırmış ve Uğurlu NATO merkezinde, Norfolk'ta iken Türkiye'de darbe olduğu iddialarıyla uyanıyor ve orada yapılan, NATO'da yapılan görüşmelerde NATO'nun böyle bir darbeyle alakasının olmadığı, bunun tamamen Hulusi Akar'ın, Hakan Fidan'ın ve Erdoğan'ın ortaklığında yapıldığını, Amerika ile Türkiye ilişkilerinde büyük bir zarara uğratan, NATO ilişkilerini yok eden bir konuma evrildiğini, Türk ordusunda yetişmiş NATO elemanlarının hedeflendiğini, FETÖ jargonuyla, FETÖ torbasıyla NATO'da eğitim görmüş, ülkemizin en değerli subaylarının, askerlerinin yok edildiğini, fişlendiğini, ailelerinin işkence gördüğünü ve şeytanlaştırma politikasıyla 80 bin kişinin, bunların içinde askeri üst düzey yetkililer, hakimler, avukatlar, öğretmenler, gazeteciler var, yargılandığını, 130 bin işini kaybettiğini ve 15 Temmuz'un New Democracy and National Unity Day diye pazarlandığını, Türkiye'nin bir krallığa dönüştüğünü, Fethullah Gülen isimli birinin suçlandığını, Pensilvanya'da yaşayan Fethullah Gülen'in bunu böyle bir darbeye ilişkisi olduğunu inkar ettiğini ve ilgisinin olmadığını Mustafa Uğurlu söylemiş. Mustafa Uğurlu'nun hizmet hareketiyle yakından uzaktan alakası yok. Laik, Atatürkçü, Türk ordusunda donanmada faaliyet göstermiş biri. It was a false flag operation. Bu bir yalancı bayrak operasyonu diyor. Yani false flag. Rejimi kontrol etmek için, rejimi, cumhuriyeti yok eden ve kendi yanlışlarının üstünü örtmek için, geride şahit bırakmamak için bir darbe yaparak kendi kendine Erdoğan ve Hulusi Akar'ın Türkiye'yi yok ettiğini, cumhuriyeti yok ettiğini söylüyor. Eğer gerçek bir darbe olsaydı başarılı olurdu. Fakat Türk Silahlı Kuvvetleri'ni başarısız kılmak, kredisini yok etmek, NATO ordusunu yok etmek için NATO karşıtı güçler tarafından, Türk ordusunda bulunan, işte Doğu Perinçek'i ve ETÖ'cüleri kastediyor. Yani Rusya'ya satılmış ve tamamen düşman kampına geçmiş gruplar tarafından NATO'ya atılmış büyük bir kazık olduğunu, NATO ordusunun yok edilerek Türkiye'nin 60 yıllık NATO geçmişinin silindiğini söylüyor. Ve insanların ülke dışına çıkmaması için pasaportlarına tahdit konduğunu, alakasız ilgisiz suçlamalarla hapsetildiğini söylüyor. Bir general ilk defa bu seviyede röportaj veriyor. Kendisi Kaliforniya'da bulunuyormuş. Karısı ve iki çocuğu daha sonra Meriç'i yüzerek geçmişler. Yani bir generalin karısı ve çocukları Meriç'ten geçerek Yunanistan'dan Amerika'ya, Kaliforniya'ya ulaşmışlar. Ve iltica etmiş Amerika'ya. 30 yıl diyor Türk ordusuna ben sadık bir şekilde ülkemi severek hizmet ettim. Şimdi geriye dönüp bakamıyorum. Pek çoğumuzun yaşadığı durum. Gerçekten ilginç bir durum. Ailesi şu anda Amerikan ailesiyle bir sister family ilişkisi kurmuş. Norfolk Community, NATO'nun arkadaşımız hala NATO
komitesi, asker kültürü içinde Amerikan. Yani görevden almışlar, evinde git otur demişler, sonra darbeci demişler, ne olduğunu anlayamamış. Türkiye'de insanlar kaçırılıyor, ülkeyi terk etmek zorunda kalıyor. Türkiye güvenli bir ülke değil. Amerika'da bulunmaktan memnunum. Oğlum şu anda lokal bir üniversitede okuyor. Geleceğe umutla bakıyor. Böyle bir ülkede yaşıyoruz. Öteki çocuğu da Amazon'da çalışıyormuş ve bir kolejde öğretmenlik yapıyormuş. Şimdi bakıyorsunuz Amerika'ya gidenler hayatını kurtarmış. Burada mutluyuz diyor Mustafa Uğurlu. Türkiye'de hala işkence devam ediyor. Özellikle asker ailelerine yönelik çok zor bir durum var. Ve insanlar çok acı çekiyorlar demiş. Evet, çok acı ve üzüntülü bir durum. Bu acıları yaşatmaya kimsenin hakkı yok. Tümgeneral Uğurlu, tüm generalmiş. Yüksel Akkale tweetten dikkatimi çekti. Üniforması çalındığından beri komşusundan Amerika Devlet Başkan Yardımcısına, yani en üst seviyede NATO'daki generallerden Birleşmiş Milletler'e, senatöründen kongre üyelerine, insan hakları örgütlerinden think tank kuruluşlarına kadar her platformda Türkiye'deki soykırımı durdurmaya çalışmış saygın bir Türk amiralı. Tümgeneral. Vay anasını ya. Mustafa Uğurlu. Ben ismini ilk defa bugün duydum. Amerika'nın Ulusal Kamu Radyosu'nda NPR Amerikan Ulusal Kamu Radyosu'ymuş. Hayatından endişeli olduğunu belirtiyormuş. Eskisi kadar güvende değilim. Kaçırmaya, öldürmeye çalışıyorlar. Amerika'da bile güvende hissetmiyor. Amerika'daki Virginia eyaletinde bağlı Norfolk deniz üstündeymiş. NATO eğitim komutanlığına görevliymiş. Yaptığı açıklama çok net. Yani Türkiye'de 15 Temmuz'u kimin yaptığını, peşi sıra neler yaşandığını, Türkiye'nin niye bu kadar baskıcı haline Erdoğan tarafından getirildiğini, Hursakar'ın nasıl Türk ordusunu sattığını hepsini dile getirmiş. Sınıf arkadaşlarım diyor, hepsi ömür boyu hapis cezası aldılar. Şartlı tahliye hakları da bulunmuyor. Darbenin ardından ilk günlerde işkenceye maruz kaldılar. Arkadaşlarım tatildeydi benim gibi. Onlar da suçsuz. Buna inanıyorum. Amerikan askerleri de darbe geçimi sonrası tutuklandı. Yani yakın mesai arkadaşları olan Türk subaylarının suçlu olmadığını dile getirmişler. NATO'ya bu konuda gerekli açıklamaları yapmışlar. Dolayısıyla NATO'nun, Amerika'nın neden Erdoğan, Hulusi Akar ve filan darbe üçlüsüne inanmadığı, neden Fethullah Gülen'in iadesini yapmadığı, neden Hizmet Hareketi'nin masum olarak gördüğünü çok net bir şekilde söylüyor. Çünkü bu tamamen Erdoğan'ın, filanın, Doğu Perinçek grubunun, ETÖ'cülerin bir planlaması. Birçok hata yaptılar diyor. Arkalarından kanıt ve tanık bıraktılar. Bu nedenle yanlış bayrak operasyonu olarak tanımlanan 15 Temmuz aslında diyor mükemmel bir plandı. Rejim tarafından başlatıldı, kontrol edildi ve yerine getirildi. Ancak birçok hatalar yaptılar. Arkalarında birçok kanıt ve tanık bıraktılar. Bu nedenle yakalanacaklar. Eğer Türk ordusu gerçekten bir darbe yapmak isteseydi, bu çok başarılı bir darbe olurdu. Bu başarısızlığa mahkum edilmiş bir sahte darbe girişimi. Erdoğan böyle bir sahte darbe girişimiyle bütün muhalifleri susturmak, kontrol altına almak ve cezalandırmak, kendisine bir ettirmek için Hulusi Akar'la anlaşma yaptı diyor. Ve yan ürünleri de işte ETÖ'cüler, Perinçekçiler, bunlar da kullanılan maşalar. Uğurlu diyor ki diğer askerlerin iltica başvurusu hala sonuçlanmamış. 30 yıl devlete sadakatle ben hizmet ettim. Çok acı verici bir durum. Yurdumu seviyorum. Sevgili ülkeme 30 yıl boyunca sadakatle hizmet ettim. Ancak şu an geri dönemiyorum ifadelerini kullanıyor. Neden dönmüyorlar?
diye soranlara da cevabını vermiş oluyor. Bir zamanlar savaş gemilerine komuta eden ve NATO'dan üst düzey görevlerde bulunan Uğurlu, şu anda küçük bir giyim mağazası bulunan eşine yardım ediyor. Şimdi o benim patronum diyor Uğurlu. Eşi bir giyim konfeksiyon butik çalıştırıyormuş. Türkiye'de yaşananlar çok acı verici, işkenceler devam ediyor. Ve devlet görevlileri kendisini kaçırmasından da endişe ediyor, öldürmesinden endişe ediyor. Çünkü tüm general seviyesinde bir üst düzey subay olduğu için kendisini Amerika'da bile güvende hissetmiyor. Her zaman Türkiye'deki arkadaşlarımızı düşünüyoruz. Aileler çok zor durumda, acı çekiyorlar, işkenceler devam ediyor. Ve Erdoğan ve Akar filan üçlüsü ülkemizi tamamen rayından çıkardı. Öyle bir noktaya attı ki Türkiye'nin artık geri dönmesi de çok zor. Bu darbecilerin yargılanması gerekiyor. Gerçek darbecilerin, masum olan insanların bunu yapması gerekiyor. Nasıl yapacaklar onu bilmiyorum da karşımızda büyük bir darbe konsorsiyumu var. Gördüğünüz gibi Tümgeneral Mustafa Uğurlu kesinlikle hizmetle yakından uzaktan hiç alakası olmamış hayatı boyunca bizi FETÖ'cü diye oradan atıyorlar. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Erdoğan'ın neden harbiyeleri serbest bırakmadığı konusunda ilginç haberler yansıdı. İlkokul mezunu harbiyeliler oluşmuş. AKP teşkilatlarından nasıl ilkokul mezunu adam harbiyeye girer? Ben de merak ettim. Yani yanlışlık olmasın, belki lise diploması yoktur diye baktım. Hayır, adamın ortaokul diploması yokmuş. Ortaokul diploması olmayınca demek ki lise diploması da yok. Yani 2200 kişi harbiyeye girmiş. AKP teşkilatlarında, AKP'lilerin çocukları. Yani bir ipe sap olamamış, bir baltaya sap olamamış. İlkokulu bitirdikten sonra bir iş bulamamış. Serseri olmuş adamları. Erdoğan ilkokul mezunu, ortaokul terk, ortaokul diploması yok. Direkt liseyi de atlatıp harbiyeye sokmuş. Yani 2200 kadarmış bunlar. Neden harbiyeliler dönemiyor okullarına? Neden müebbet kestiler? Anlaşılıyor. Demek ki 2200 kadar AKP'li ailenin interesi var. Kendi çocukları gizmiş harbiyeye. Ülkemizin en iyi gençleri darbeci diye işkence yapıldı, hapsedildi, oradan atıldı, okullarını kaybetti. 2200 kadar ilkokul mezunu, yani ortaokul diploması yok, lise diploması yok. Serseri, sokak serserisi direkt harbiyeye sokmuşlar. Ve 4 senedir bunlar askeri öğrenci olarak Türk ordusunda girmek için bulunuyor. Çıkan subay ve subaylar son yıllarda ilkokul mezunu. Neden kalite düştü? Neden işte 13 yaşındaki çocuğa tecavüz ediyor ve serbest kalıyor? Neden Türk üniforması giyen teröristler meydana çıktı diye soracak olursanız 15 Temmuz'un ağır faturası bu. Soru çaldılar diye bu noktaya geldiler. Gemi azıya aldılar. Yani adamlar soru filan çalmamış. İmtihana da girmemiş yani. Diploması yok zaten. Askeri öğrenciler imtihanına girecek kapasitesi de yok. Ortaokul bitirmemiş. Lise bitirmemiş. Gata'da askeri doktor kalmamış. Büyük bir açık varmış. Şok olan da yok zaten artık. Meclis tatile çıktı. Acaba Türk Silahlı Kuvvetleri de mi tatile çıktı? Bu kadar net bilgiler var. İnanılmaz bilgiler var. Hala konuşuyorlar. 329 tane harbiye öğrencisi, 3 tanesi de bayan. Hapisteler, müebbet kesildi. Pek çok harbiyeli de yurt dışında. Türkiye'ye dönemiyor. Genç yaşında. Hicrette acı çekiyorlar. Halis Tunç da diyor ki 15 Temmuz NATO'ya karşı yapılmış, Batı ittifakına karşı yapılmış bir Rusya, Çin, İran darbesidir. Türkiye'deki hainler, dış güçlerin ittifak kurduğu vatan hainleri Erdoğan'la, Hakan Fidan'la, Hulusi Akar'la ittifak kurmuştur. Hizmet hareketiyle alakası yoktur. Bunu net olarak herkes tespit ediyor. NATO'da değişik
yurt dışı görevlerde bulunan insanlar bir anda darbeci diye lanse edildi. Hatta Hüseyin Demirtaş'ın yurt dışında olmasına rağmen Mehmetçiğe, Genelkurmay'da, Ankara'da pusu kurduğu ve adam öldürdüğü konusunda iddianame hazırladılar. Bir hafta işkence yapmışlar Hüseyin Demirtaş'a. Daha sonra da bir acil servise bırakıp kaçmışlar. Hüseyin Demirtaş. Yurt dışına çıktı. Türkiye'de yattı. Ondan sonra ailesini götürdü. Alper Eser isimli albayın yaptığı hain pusuya dikkati çekmiş. Bir belge paylaşmış. Geçen sene paylaşmıştı. 26 Temmuz 2016 tarihli bu bölgede askerlerin biyolojik soy bağı ilişkisi, üçüncü şahıslarla kişisel bilgileri, yani FETÖ-MERTÖ kriterlerine göre yüz binlerce akraba taranmış bu askerlerin. Bunu yapmak öyle bir hafta 10 günde yapılacak iş değil. Bu kadar bilgi, istihbaratı çok organize bir şekilde 15 Temmuz'dan önce mekanize bir şekilde, donanımlı bir şekilde Perinçek grubuyla yapmışlar. Ve 15 Temmuz bahanesini uydurmuşlar. Böyle bir listenin 15 Temmuz'dan sonraki 10 gün içinde hazırlanması Alper Eser isimli albay Perinçekçi koordinesiyle teyit edilip imzalanması imkansızdır. 15 Temmuz'dan aylar önce askerlerin soybağı ilişkileri üzerinden teröristlik suçu uydurulmuş, soykırıma karar verilmiştir. Bu soykırım infaz listeleri hazırlandığında 15 Temmuz gecesi yaşanmamıştı. Bombalama, öldürme yoktu. Provokatörler suikastlarını gerçekleştirmemişti. Öğrenciler boğazlanmamıştı. İşkence, tecavüzler başlamamıştı. Marmaris'te örpas edilen suikast gibi ortada yoktu. Bu listeleri hazırlayanlar askerlerin soy bağlısı bulunan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının kişisel bilgilerinin böyle bir şekilde elde edilmesinin suç olduğunu biliyorlardı. Demek ki suç işleme kastıyla bu bilgileri edindiler. Kast edilen suç da örgütlü kasıtlı soykırım suçtur. Böylece görüyorsunuz ki Perinçek grubu 15 Temmuz'dan çok önce Erdoğan'ın hizmetine girmiş ve askerlerin içinde bir fitne defak çıkartmak için, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kendi kontrolüne almak için Perinçek grubuyla Erdoğan ittifak yapmış. FETÖ'cüler darbe için çok önceden plan yapmışlar. İnsanları teker teker fişlemişler. FETÖ-METRE'yi de Cihat Yağcı böyle icat etmiş diyorlar ama bu FETÖ-METRE Cihat Yağcı'nın icadı değil. Bu Perinçek grubunun icadı. Cihat Yağcı'nın üstüne kaldı. O salak da kabul etsin diye Aykun Erkin'i gönderiyorlar sözcü yazarına. Oda TV'de mülakat yayınlıyorlar. Bugün yayınlandı. Salak çünkü Cihat Yağcı. Nurcuların üstüne kalsın diye. Nur cemaatinden biri olduğu için kendi üstüne alıyor ki FETÖ'cüleri, Perinçekçileri kurtarsın. Çünkü bu Hitler soykırım suçu. Yargılanacak ve cezalandırılacak Cihat Yağcı. Arkasındaki bu Perinçek grubunu gizlemek için iş birliği yapıyor. Aptal çünkü. Gerçek suçlu Perinçek grubunun Türk ordusundaki Alper Eser gibi tipleri yani. Ahmet Zeki Üçok. Çünkü pişlemelerde onun ismi var. Yani Ahmet Zeki Üçok'un yapmış olduğu pişlemeler, Sadık Üstün, darbede rol alan albaylar, Kemal Eskintan, Hakan Fidan'ın yardımcısı, Türk ordusunun MİT ile böyle bölücülük şekilde bölüp parçalayıp insanları fişleyen, infaz listeleri oluşturan tamamen bakıyorsunuz Perinçek grubuna bağlı adamlar. Bunlar çok azınlık. Türk ordusunda %1 bile değiller. Bu kadar azınlık bir grupla bu kadar büyük bir Türk ordusunu yıkmak büyük bir başarı tabii. İnfaz liseleri adım adım takip edilmiş. Romanya'da görevliyken Ankara'da adam öldürmüş gibi gösterilmiş Hüseyin Demirtaş. Bu kadar yalan yanlış şeyler ancak bu kadar gerizekalı bir adamlar tarafından hazırlanabilirdi zaten. Evet, pek çok isim var böyle. Oscar'lık Hollywood performansı gösterdiler alçaklar. Amerikalı subaylar bile daha şerefli ve gerçekleri dile getiriyor.
bir Türk subayının, NATO'da çalışmış olan bir insanın, Amerika'da görev yapmış olan bir değerli komutanın böyle suçlanması, soykırım metre suç aletinden haberi yok tabii, dile getirilmesi ve Amerikan medyasında önemli kurumlarda yayınlanması, rapor haline getirilmesiyle 15 Temmuz'un er geç ortaya çıkacağı ve suçluların yargılanacağı %100. Yani bu zamana kalmış bir şey. Dolayısıyla Melek Çetinkaya masumdur. Bir Harbiye annesi. Onu da aldılar içeri. Fener ile insan arıyorum ben şahsen. Yani Fener ile insan arıyoruz. Tansu Çiller'in oğlu Mert Çiller 300 milyon lira Erdoğan'dan ihale almıştı. Şimdi boşanma davası açmış eşi. Saçından sürükleyerek kafasını duvara vurmuş. Kaburgalarını kırmış. Şaşırdınız mı? Yok. 780 bin kilometre kareyle tek vatan diyorlardı. Bakın kaç metrekare kalmış. 2020 yılının ilk 6 ayında 3 milyon 141 bin 911 metrekare arazi yabancılara satılmış. Ali Haydar hak verdi. CHP Ankara Milletvekili açıkladı. 2015 ile 2020 yılları arasında toplam 18 milyon 464 bin 149 metrekare toprağımız yabancılara satılmış. Yani ülkemizin toprağını satarak yabancılara aynı Filistinlilerin Yahudileri sattığı gibi devam ediyorlar. Daha önce çiftlik yerleri yani şehir merkezi dışındaki yerleri, orman yerleri yabancıların satın alması yasaktı kanunlarla. Erdoğan bu yasakları kaldırdı. Artık Anadolu'nun dört bir köşesinde ormanlar, çiftlikler, efendim söyleyeyim, en değerli tabiat güzellikleri hepsi yabancılara satıldı. Hepsi. 18 milyon ya, bu bir devlet boyutu. Yani Avrupa'daki pek çok devletin bu kadar toprağı yok. 18 milyon 464 bin 149 metrekare araziye sahip değil Belçika, Hollanda. Ondan sonra da vatanı kim sattı diyorlar. Vatan toprağını AKP Erdoğan satmış. Ve en çok satılanlar da şunlar. Amerikan vatandaşı 1783 tanesi. Son 5,5 yılda satılanlar. Sonra ikinci Çin vatandaşı geliyor. 254 bin metrekare. 1981 tanesi Çin vatandaşı. Birinci Amerikan vatandaşı. İkincisi Çin vatandaşı. Üçüncüsü de Rusya vatandaşı. Şaşırdınız mı? Yok. Şaşırmadınız. Ülkeyi karış karış, parsel parsel kim satıyormuş? Erdoğan satıyormuş. AKP'liler satıyormuş. Kanal İstanbul projesiyle Katarlılara satıldığı gündeme geldi. Aynı süre içinde Türkiye'den 1 milyon 177 bin 780 metrekare Yunanistan vatandaşları da 100 bin 919 metrekare arazi almış. Dördüncü Katarlılar, beşinci Yunanlılar. Sonra da İsrail vatandaşları giriyor. Yani ilk 6. Sonra da Ürdünlüler ilk 7. En çok ülkemizden toprak satın alanlar. Emlak konusunda ise Iraklılar birinci sırada. Irak sonra Lübnanlılar geliyor. Ne oluyormuş? Ülkemiz parsel parsel yabancılara toprak ve emlak olarak satılmış. Paraları Erdoğan'ın ve AKP'lilerin zenginlerin cebine girmiş. Durum bu yani. Daha bunun lamicimi var mı? Başka bir haber de istiyor musunuz yani? Daha derine ineyim mi? Niye Zekai Aksakallı, İsmail Metin Temel, Levent Uca tasfiye edildi de Korgeneral Metin Gürak'ın önü açıldı? Dün anlatmıştım. Siboplasti. Adam Erdoğan'ın 15 Temmuz'da kullandığı şerefsiz Genelkurmay Başkanı yapacak, önünü açıyor. O Ümit Dündar Genelkurmay Başkanı olacak diye eteciler bekliyordu dedim onlara. Çok beklersiniz. Erdoğan sizin darbede kullandığınız Ümit Dündar'ı Genelkurmay Başkanı yapmaz, emekli eder. Semih Terzi'yi öldüren Aksakallı'yı tasfiye eder. Metin Temel'de zaten yaptığı Suriye operasyonuyla başarısız oldu.
tayin edilen yere gitmedi. Ve 15 Temmuz'da emri altındaki subayları toplayıp da onlara ben sizin hizmetten abinizim diye bir şakit jargonu kullanıp da kandırmaya çalışan bir şerefsiz Metin Temelli. 15 Temmuz'u biliyor. Hizmetinin üstüne yıkılacağını biliyor. Emri altındaki subayları, az subayları topluyor. Arkadaşlar size bir sır vereyim. Ben sizin hizmetten abinizim. Tedbir yapıyordum. Kendimi gizliyordum. Bugün darbe yapıyoruz diye oradaki subay ve az subayları kandırmaya çalışan bir Metin Temelli. Buna şahit olan bir sürü subay, az subay var. Hepsi yurt dışında. Bunlar gündeme gelecek. Yani Metin Temelli gibi Zekai Aksakallı 50 kişiyi öldürmüş. 15 Temmuz gecesi. Bir katil. Yani sadece işkence yapmamış, bir de suça azmettirmiş. Katil. Sadece Semih Terzi yok yani elinde kan olarak. Bu kadar da şerefsiz biri. Gata AKP'nin mal olunca askeri doktor kalmamış. İnanılmaz bir zafiyet var. Zaten bakan yardımcısı şöyle demişti Savunma Bakanlığı'nda. Hulusi Akar'ın yardımcısı Şuay Alpay, savaş cerrahisi uzmanı kalmadı. Askeri doktor kadrosunun 2041 olduğunu söylemiş. Sadece 347 doktor kalmış. Yani ihtiyacın %17'sini karşılıyor. Yani %83 açık var. Yani Türkiye tarihinde Kurtuluş Savaşı dahil doktor açığı bu kadar yaşanmamıştı. Yani ülkemizde herhalde bir işgal edildi. Sevr Anlaşması imzalandı. Kurtuluş Savaşı veriyoruz herhalde. Askeri hastaneler hiçbir zaman bu kadar zor duruma düşmemişti. Ben Sıhhiyeciyim biliyorsunuz, Gata Sıhhiye'den. Bizim okuduğumuz dönemde 1987 yılında 10 yıllık açığımız var derlerdi. O yüzden 10 sene sonra kapanacak diye biz bakıyorduk. 1997 yılında doktor Sıhhiyeci açığı kalmayacaktı Türk ordusunda. Şimdi %83 açık var. Durum bu yani. Askeri hastaneler tamamen Erdoğan'ın bir çiftliğine dönüştürülmüş. Gata dahil. İsmi de 2. Abdülhamit Han yapılmıştı zaten. Bu kadar trajedi sizce de fazla değil mi? Açık açık göstere göstere ülkemiz dış güçler tarafından ve iç güçler tarafından işgal edilmiş. Erdoğan ne yapıyor? Ülkücü tetikçileri sahneye çıkartıyor. Haluk Kırcı çıkıyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu hizmet öldürdü, cemaat öldürdü diyor. Adam çıkıyor, biz 7 tane tipli genci intikam için öldürdük diye ağlıyor, sızlıyor. Onlar da bizimkileri öldürmüştü diyor. 12 Eylül öncesi yaşanan sağ ve sol savaşı anlatıyor. Erdoğan niye Haluk Kırcı'yı çıkartıyor? Alaaddin Çakıcı niye gönderdi Haluk Kırcı'yı? Adam yıllardır suçlu, hacaret çekiyordu, utanıyordu, tövbe istiğfar ediyordu. Dediler boş ver tövbe istiğfarı. Sen çık ekrana, bizim nasıl katil olduğumuzu anlat. Alaaddin Çakıcı çıkardı. Erdoğan'la ortak proje Bahçeli'yle. Bahçeli hotlak zaten. Çakıcı şu anda bakıyor işlere, mafya işlerine. Tehdit ediyorlar. CHP'lilere gözdağı bu. Yani solculara gözdağı veriyorlar. Ortakları, FETÖ'cü, Perinçekçilere. Haluk Kırcı diyor ki biz Erdoğan'ın intikamı için sizin adreslerinizi biliyoruz. Geliriz, kafanıza sıkarız, iple boğarız, öldürürüz. Biz çok güzel öldürüyorduk eskiden de. Biz intikam almayı çok iyi biliyoruz. Mesaj veriyor. Bir yandan da kötü demeyi unutmuyor. Muhsin Yazıcıoğlu'nu biliyorsunuz, Erdoğan, Beşir Atalay, Hakan Fidan üçlüsü öldürdü. Siyasi bir proje gereği. Ali Lapanka ve Ali Türkşen de işkencede çenesini kırmışlardı Muhsin Yazıcıoğlu'nun işkencede. Zor aldı. Bunlar yargılanacaklar. Yani suçlular belli. Bir de bunların siyasi ayakları var. Bu cinayette. Bu gerçekleri kim örtebilir? Hiç kimse örtemez. Herkes kendisini kim öldürmüş? Katili kim? Veya babasını, anasını kim öldürmüş? Kim hapsetmiş? Kim suçlamış? Bunları bilir. 7 öğrenciyi öldürmüş Haluk Kırcı devlet katili. Biliyorsunuz Alaaddin Çakıcı 22 sene hapis yattı. Eşi Uğur Kılıcı öldürdüğü için o da mafya babasıydı biliyorsun, babası Dündar Bey.
Şimdi başka suçlardan ceza almadı. Çakıcı devlet adına bir sürü elinde kan var. Hepsini ben kutsal devlet için yaptım dedi. MIT elemanıyım ben. Zaten diplomatik pasaport taşıyordu. Yeşil pasaportu dolaşıyordu. Alaaddin Çakıcı. Hiçbirinden hesap vermedi. 7 tane tipli genci 1978'de Ankara'da Bahçelievler'de öldürmüş Haluk Kırca'nın cesaretle ekranlara çıkıp da biz ölmedik demesi, Abdullah Çatlı öldü biliyorsunuz. Hanife Avcı ve Mehmet Eymür'e bağlıydı. Haluk Kırcı da Hanife Avcı ve Mehmet Eymür'e bağlı. Mehmet Ağar'ın tahsilat işlerine ulaşıyor. Uyuşturucu tahsilat yapıyorlardı. Veli Küçük'e bağlı suikastlar yapıyorlardı. Laik Kemalist Ulusalcı Gladio elemanları şimdi Erdoğan'a bağlı çalışıyorlar. Artık patronları değişti. Yaptıkları pis işler değişmedi. Bu nedenle ilahiyatçı Profesör Doktor Ali Köse CNN Türkiye çıkmış. Bir gülen gitti, bin gülen geldi diye beni hedef göstermiş. Yani biz kim? Fethullah Gülen olmak kim? Adam benden tırsmışlar. Şemsi Tebrizli şöyle derdi. Atı ammarda unutmak caiz değildir. Şemsi Tebrizli'nin şiir tarzı. Yani atı ambarda unutmayın. Ne demek istediğimi anlamak için Şemsi Tebrizli'nin makalatını oku Ali Köse. Belki adam bulursun. Mustafa Gül, İyi Parti'nin kurucularından sen ne zaman konuşacaksın kardeş? Ne zaman Taha Akyol gerçekleri söyleyecek? Ne zaman bu Hitler ve Nazi çizgisinde Türkiye devam edecek? Ne kadar aşağılık bir halde konuşacaksınız? Ne zaman gerçekleri söyleyeceksiniz? Adamlar göstere göstere soykırım yapıyor. Sapık seviyesindeler. Hala Taha Akyol çıkmış diyor ki eleştiri yapıyor. Sanki bir hükümet varmış gibi. Bir devlet var. Bir başbakan varmış gibi. Bu adamlar acaba hangi yılda yaşıyorlar? Merak ettim. Nerede yaşıyorlar? Uzayda mı yaşıyorlar? Türkiye gerçeklerinden bu kadar uzakta nasıl olabiliyorlar? Yani hırsız Süfyan bedava kimseyi salmıyor. Yargı diye bir şey yok. Çingene pazarlığı var. FETÖ borsasıyla adamlar tokatladı insanları. Milyar dolarlar. Gelecek Partisi'ni kuranlar da öyle. Anlatıyoruz her gün. Bu adamlar gerçeklerin farkındalar. Eşek gibi de biliyorlar. İt gibi de biliyorlar. Fakat kendi konumları, itibarları neyse artık sanki konumları, itibarları kalmış. Çıkıp konuşamıyor. Hayatı boyunca korkaktı. Hayatı boyunca tırstı. Hep gerçekleri yazamadı. Rüşvet aldı, rüşvet verdi. Fetva verdi, zulme ortak oldu. Hırsızlık yaptı. Ondan sonra şimdi biz konuşunca da adamlar bizi yok etmeye çalışıyor. Yani hapisteki insanları kurtarmak için GoFundMe'den yardım kampanyası mı toplayalım? Selçuk Atak doktoral arkadaşımız demiş ki 100 milyon dolarım olsaydı hakimlere parayı basardım, 2000 masumu çıkartırdım. Yani ne yapalım? GoFundMe'de Erdoğan'a rüşvet vermek için hakimlere kampanya mı açalım yurt dışında? Ne kadar para verirsek hapishanedeki masum insanları serbest bırakıyorsunuz? Ne kadar? Kadınları, bebekleri, masum insanları kaç kuruş sizi tatmin eder? Ne zaman doyarsınız? Ne kadar rüşvetle, parayla siz adam olmazsınız da masum insanları bırakırsınız? Bedelli askerlik gibi gerçekten. Ya parasını vermeden kurtulamıyorsun. Böyle atıyorlar içeri. Bedelli askerlik bedeli alıyorlar. İçeride askerlik yaptırıyorlar. Hapishanede. Bir devlet dayağı atıyorlar. Sonra da parasını pulunu alıp soyup suara çevirip adamı bir de şeytanlaştırıp sıfırlayıp atıyorlar dışarı. Bir bakıyor ailesi dağılmış. Karısı boşamış. Çocuklar dört bir tarafta. Adam kaç yaşından sonra hayata yeniden başlıyor. Sonra da Profesör Doktor Mehmet Boynikal'ın öğretim üyesi olduğu Başkent Üniversitesi'ni kapattılar, Şehir Üniversitesi'ni kapattılar biliyorsunuz. Ayasofya'ya imam tayin etmişler. Üniversitesine yer koyuyorsun, Şehir Üniversitesi'ne.
Öğretim üyesini Marmara Üniversitesi'ne geçiriyorsun. Sonra da oranın çalışanını alıyorsun, imam yapıyorsun Ayasofya'ya. İlk defa bir profesör doktorun cami imamlığına atandığını duyduk. Arkadaş doktormuş. Yani cami imamlığına tayin edilmiş. Ayasofya'da görev yapacak isimler çok enteresan. Bunlar yine şehir üniversitesinin kadrosundan tayin edilmişler. Erdoğan bu şekilde şehir üniversitesine kıyak geçmiş. AKP İstanbul Milletvekili Abdurrahim boynu kalınla akrabalık ilişkisi var. Bu Ayasofya'ya tayin edilen, hani şu Ahmet Hakan'ı dövmüştü ya, şu anda Londra'da yaşıyor. Türkiye'yi terk etti. Çaldı, çırptı. Adam gitti İngiltere'de yaşamaya. Türkiye güvenli değil o yüzden. Böyle bu adam Selefi anlayışta. Suriye'de yaşamış, Suudi Arabistan'da kalmış, Bas hareketine ve terörist El-Kaide hareketine katılmış. Babası da Ömer Boynukalın. Abdurrahim Boynukalın'ın. Babası gibi yani. Tamamen terörist. Böyle bir adamın Milli Nizam Partisi'nin kurucularından babası. Tabii Rıfat Boynukalın da var. Muhammed'in babası. Bir de böyle bir aile, Boynukalın ailesi, Ayasofya'ya imam çıkartmaları çok normal. Öyle değil mi? Bu kadar kuldur, barbar, soytarı adamların insanları tehdit etmesi, tecavüz etmesi, Kemalist Cumhuriyet'ten nefret etmeleri gayet normal. Suudi Kralı görünce ulusal yas ilan eden, Türk bayrağını yere indiren bu adamlar, Suudi Arabistan parayı kesince 2014'ten sonra artık bayrağı yarıya falan indirgemiyor. Para her şey. Para gelmiyor. Artık El-Kaide örgütleri IŞİD, El-Nusra'ya, Ahrar-ı Şam'a, Suudi Arabistan para göndermediği için artık adamlar kardeşimiz değil. Doğan Medya eskiden düşmandı. Şimdi biliyorsunuz Aydın Doğan'ı kovdular. Doğan Medya'yı yere geçirdiler. Artık Hürriyet Gazetesi kendi şeytanları oldu. O yüzden düşman değil, kartel medyası değil. Böyle bir yobaz zihniyette karşı karşıyayız. Arkadaşlar benim şehir dışına çıkmam lazım. O yüzden erken konuştum. İyi günler. Türkiye bu şekilde yıkılmış gördüğüm kadarıyla. Cumhuriyeti yıkmışlar. Erdoğan Ayasofya'yı Cumhuriyet'in yıkılma tarihi olarak belirledi. Lozan Anlaşması günü olarak belirlemesi de ilginç. Büyük bir değişim var tabii. Krallık artık padişahlığa dönüştü. Başkanlık yetkileri kesmedi Erdoğan'ı. Doymadı. Artık mutlak padişahlık sistemi kurdu. Yasalara, meclise falan gerek yok. Öldürün, öldürüyorlar. İdam cezası. Malına mülküne koyun, benim aleyhime konuşmuş. Öyle mi? Sosyal medyaya gerek yok. Gazeteciliğe falan hiç gerek yok. Türkiye'de gazetecilik zaten ölmüş bir meslek. Çoktandır bütün medya kapalı. Erdoğan döneminde 135 gazeteyi kapatmışlar. Medya organı yok yani. Kalanlar Erdoğan'ın şeytan düdükleri. Dolayısıyla hiçbirini kayda almaya gerek yok. Bu adamlar toptan yıkılacaklar. Büyük bir enkaz. Türkiye büyük bir yıkım yaşamadan, bunların üstünden dümdüz geçmeden düzelmeyecek. Yani onlar herkesi sıfırladı. Bizim de onları tertemiz sıfırlamamız gerekiyor. Başka türlü ne Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ne de Türkiye'yi kurtarmamız mümkün değildir. Ben en başından beri bu görüşteyim. Ve bu konuda taviz vermem. Ali Babacan'a kanmayın. Erdoğan'ın söylediklerini tersinden söylüyor. Veya yumuşatarak söylüyor. Yani yumuşak diken derler Çorum'da buna. Isırgan otu. Kaşındırır. Ve içerseniz, çay yaparsanız faydalı. Ama eğer ısırgan otu ile beraber dolaşırsanız ısırır. Yumuşak diken derler bize. Çorum'da bilir isim koymayı. Anlatabildim mi? İyi günler arkadaşlar. Benden bu kadar. Yakında zaten bizi tamamen kapatırlar. Zaten kapatmışlardı da. Sansür beni çok etkilemiyor.